Merhabalar, günaydın hepinize. Arkadaşlar ben de öncelikle çok kutluyorum bu başarınızdan dolayı. Aramıza katıldığınız için çok çok memnunum ve pazartesi günü okulda olacağımız için de çok heyecanlıyım. Sizlerle yüz yüze Tanışma fırsatı bulacağız. Son bir buçuk senedir bu fırsatı bulamadık. Bizler için de sizler için olduğu kadar zor oldu. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Bugün akademik dürüstlük üzerine ilk konuşmamı yapacağım. Benim ikinci konuşmamda yaklaşık bir saat sonra çekirdek program direktörü olarak karşınıza çıkacağım. Orada kendimi de daha detaylı tanıtırım ama şimdi akademik dürüstlük meselesine bir odaklanalım. Sondan hocamın çok motive edici konuşmasından hemen sonra ve kampüste bu sene almamız gereken, yapmamız gereken, uygulamamız gereken önlemlerle ilgili videodan hemen sonra bu konuşmanın gelmesinden anlayacağınız üzere akademik dürüstlük bizim üniversitemizde son derece önemli olan konulardan bir tanesi. Bu konu üzerinde çok duracağız çekirdek program boyunca bütün derslerimizde bu konu üzerinde duracağız. Size gerektiğinde uyarılar yapacağız. Ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Ama ben ilk aşamada bugün size hoş geldiniz dedikten hemen sonra bu konunun bir teknik boyutlarını görelim istiyorum. Ondan sonra benim için daha önemli olan ve sizler için daha önemli olan insani boyutlarını ve üniversitenin kültürü açısından neden bu konunun önemli olduğunu size kısaca aktarmaya çalışacağım. Şimdi bir kere böyle uzun yazılı e, görselsiz sıkıcı slaytlar bu sene boyunca karşınıza çıkmayacak en azından ben ona söz veriyorum çekirdek program direktörü olarak ama bu konunun teknik bir boyutu var ve üniversitemizin web sayfasında girdiğiniz anda orada hakkımızda ilk bölümde hakkımızda bölümünde felsefemiz diye bir kısım var. Orada hemen bizim felsefemiz birçok konudaki felsefemiz yaklaşımımız altında bu akademik dürüstlük konusuyla da karşılaşacaksınız. Şimdi orada bir ne yazıyor? Bu işin teknik yönü nedir? Neden bu kadar önemli? Bir onun üzerinden kısaca birlikte gidelim. Ondan sonra devam edelim dediğim gibi insani boyutlarıyla. Şimdi diyor ki o sayfada Kadir Has Üniversitesi'nde akademik dürüstlük eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Üniversite tüm süreçlerinde tüm paydaşlarıyla birlikte yani hem öğrencilerle hem öğretim üyeleriyle birlikte en üst düzey akademik dürüstlüğü sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapıları kurar, önlemleri alır ve akademik dürüstlük ihlalleri konusunda akademik dürüstlüğün dışına çıkıldığında sıfır tolerans politikası uygular. Şimdi bunun ne demek olduğuna bakalım. Akademik dürüstlük nedir? Çıkılması akademik dürüstlüğün dışına ne demektir? Akademik dürüstlük şu demek aslında. Çok teknik anlamda üniversitede ödevlerde, sınavlarda ve diğer akademik performanslarda akademik sahtekarlık yasaktır. Yani sahtekarlık yapmanızın aslında yapmamanız, yapmama durumunuza biz akademik dürüstlük diyoruz ve default olarak aslında dürüst olmanızı bekliyoruz. Yani bu dürüstlük kelimesinin burada özellikle üzerinde durmayı çok önemsiyorum ben. Çünkü bu hayatımızın her aşamasında sadece akademide değil, üniversitede değil, hayatımızın her aşamasında bizim insanca yaşamamız için ve topluma saygılı birer birey olmak için zaten yapmamız gereken bir şey, sahip olmamız gereken bir özellik. Dolayısıyla üniversitedeki anlamı bunun akademik performanslarda sahtekarlık yapılmaması demek. Bu nasıl oluyor peki? İnsanlar, öğrenciler, akademisyenler de bazen nasıl sahtekarlık yapıyorlar? Uydurmak, tahrifat. Yani herhangi bir bilgiyi ödevlerinizde, projelerinizde veya başka performanslarınızda kasıtlı olarak çarpıtmak. intihal yapmak Genelde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani başkasına ait fikir, söz veya eserleri kendisine aitmiş gibi göstermek. Bu ne demek arkadaşlar? Yaptığınız bütün ödev, ödevlerde, projelerde, sunumlarda vesaire. Bunların hepsinde eğer bir söz söylüyorsanız, bir cümle yazıyorsanız onun size ait olması gerek demek. Başkasına ait cümleler de tabii ki kullanabilirsiniz, fikirler de kullanabilirsiniz ama ne yapmanız gerekiyor? Referans vermeniz o cümlenin aslında sizin olmadığını, o fikrin sizin olmadığını ama ondan ilham aldığınızı, araştırma yaparken, öğrenirken bir şekilde ondan yola çıktığınızı bize göstermeniz gerekiyor. Çok basit aslında bu mesele. Sadece referans vermeniz ve sizin olmadığını göstermeniz gerekiyor. Üç, akademik sahtekarlığa veya tahrifata yardımcı olmak. Yani bilerek akademik sahtekarlık yapmak isteyenlere veya teşebbüs edenlere yardımcı olmak. Yani sadece sizin yapmanız değil, başkasının yaptığı akademik sahtekarlığa yardımcı olduğunuzda da yine akademik sahtekarlık yapmış olarak değerlendiriliyorsunuz. Şimdi burada ben bunu böyle koydum bu slaytı web sitemizden çünkü e, akademik intihalin türleri orada detaylı bir şekilde yazılmış. Onların hepsini buraya kopyaladım ama hepsini tek tek burada tabii ki anlatmayacağım bu kısa süre içerisinde. Tek istediğim sizden o sayfaya mutlaka bakmanız. Çekirdek programda bunun üzerinde çok duracağız zaten. Bu konuda hocalarınızı çok dikkatli dinlemeniz. Ama çok basit birkaç şeyi de burada göstermek istiyorum. Başka bir kişi tarafından yazılan bir eseri kopyalamak veya başka bir kişiye ait özgün bir düşünceyi kendisine aitmiş gibi göstermek. Bugün internet dünyasında yaşıyoruz. İnternet toplumunda yaşıyoruz. Ve dolayısıyla istediğiniz, aradığınız her bilgi internette var. Bizim size vereceğimiz ödevlerin de benzerlerini internette bulabilirsiniz belki. Bilemiyorum. Öğrenciler bu konuda gerçekten çok becerikli. Fakat inanın o o ödevlerden başka birisinin ödevlerinden başka birisinin yazdıklarından kopyaladığınız anda akademik sahtekarlık yapmış oluyorsunuz. Bunun üniversitede çıktıları var, yaptırımları var ama bunun başka insani durumları var. Bunun üzerinde birazdan duracağım. Akademik intihalin başka türlerine de çok kısaca bakalım. Cümleleri veya fikirleri çalarak başkasından kendi cümleleri veya fikirleri gibi sunmak. Kaynak belirtmeden başka bir kişi tarafından üretilen bir eseri kendi çalışması içerisinde kullanmak. Mevcut bir fikri veya yazıyı yeni ve özgün bir esermiş gibi sunmak. Yani şöyle bir şey de akademik sahtekarlık oluyor. Ben böyle bir fikir geliştirdim. Daha önce yok. Ya sizden böyle çok yeni şeyler gerçekten beklemiyoruz şu anda bunları ileri safhalarda yapacaksınız elbette ama önemli olan araştırma yapmak okumak başkalarının ortaya koyduğu fikirleri de elbette öğrenmek ama onlardan feyiz almak onlardan ilham almak ama hiçbir zaman başkasının çalışmasını başkasının cümlesini kendi cümleniz gibi göstermemenizi kendi çalışmanız veya fikriniz gibi göstermemenizi istiyoruz. Bu akademide çok önemli alıntı yapılan kaynağı, bir kitap okudunuz, oradan iki cümle aldınız. Tabii ki bunu kendi çalışmanız içerisinde kullanmanın bir dolu yöntemi var. Biz bunları size zaten bilmiyorsanız, lise eğitiminizde bunları görmediyseniz bunları size öğreteceğiz. Bunun kuralları var, öğreteceğiz. Hepsi çok basit. Yeter ki siz sahtekarlık kelimesini, sahtekarlık kavramını hayatınızdan uzaklaştırın. Akademik dürüstlük ilkesine uymaya mutlaka gayret edin. Bunu bir ilke olarak benimseyin. Bunun için üniversitemizin kütüphanesinde de bir sürü kaynak var. Akademik dürüstlük, bir ödev yazarken, tez yazarken vesaire ne demektir, neler yapmanız gerekir? Ayrıca akademik yazım merkezimizi, akademik writing center'ımızı ziyaret ederek ödevlerinizde Önem e, emin olmadığınız durumlarda yardım alabilirsiniz. Çekirdek program hocalarımızdan, özellikle İngilizce hocalarımızdan her zaman bu konuda yardım alabilirsiniz. Yaptırımları burada ben gerçekten zikretmek istemiyorum. Çünkü hiçbirinize bu yaptırımlarla geri dönmek, sizlerle bu yaptırımlar üzerinden iletişim kurmak istemiyorum arkadaşlar. Ama burada uyarıdan bölüm başkanınızın disiplin dosyasına kaydedilmeye ilk yaptığınızda bakın. Bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan bir disiplin dosyasına isminiz kaydediliyor. Üniversitede şimdi işin, işin biraz insani yanına gelelim. Üniversitede böyle bir şekilde tanınmak ister misiniz? Hocanızın çekirdek program direktörü olarak benim, rektörümüzün sizin isminizi akademik sahtekarlık kavramının yanına koymasını ister misiniz? Ben sizlerle, ben herhangi bir öğrenciyle böyle bir durumda iletişim kurmaktan utanıyorum. Öğrenci adına da utanıyorum, kendi adıma da utanıyorum. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorum. Dolayısıyla lütfen dürüst olalım. Hepimizin birbirimizden beklediği dürüstlük değil mi? Arkadaşınızdan dürüstlük bekliyorsunuz, ailenizden, üniversiteye bize geldiniz, bize danıştığınızda bizden dürüstlük ve şeffaflık ve açıklık bekliyorsunuz. Biz de sizden aynı şeyi bekliyoruz. Akademik dürüstlük aslında bu kadar basit bir şey. Lütfen bu felsefeyi iyice yerleştirin. Bu felsefeyi benimseyerek bizimle çalışmaya başlayın. Yoksa bu yaptırımlar uyarıdan disiplin dosyası açmaya ve Okuldan atılmaya kadar, öğrenciliğine son verilmesine kadar iki üç kere yapmak öyle fazla da değil. Ben size söyleyeyim biz çok katıyız bu konuda. Geçen sene de yapmak durumunda kaldığım bazı şeyleri oldu çekirdek programda. Ama gerçekten yaptırımları çok ağır. Bu yaptırımları hiç düşünmeyin. Okuldan atılmaya kadar gelmesi vesaire gibi bir hiç bunları aklınızdan tamamen çıkarın. Lütfen şunu önem verin. Bana karşı dürüst olmanız gerekir. Benim size karşı dürüst olmam gerek. Öğretmenlerinizin, hocalarınızın size karşı dürüst olmasını istiyorsanız siz de onlara karşı dürüst olmalısınız. Lütfen isminiz bizlere akademik aşırma, akademik sahtekarlık bağlamında gelmesin arkadaşlar. Birbirimizle bu şekilde karşılaşmayalım. Bir de şöyle bir durum var. Ben mimarlık öğretim üyesiyim. Mimarlık bölümünde doçantım. Orada bölüm başkanlığı da yaptım çok uzun süre. Öğrencilerime derslerimde söylediğim şey şu benim dersimde veya herhangi bir başka dersi bölüm başkanı olarak biliyorum çünkü bir akademik aşırma, akademik dürüstlüğün dışına çıkma sahtekarlık konusu olduğunda ben size mezun olduğunuzda referans vermem. Master'a, doktoraya gittiğinizde, bazen bir iş başvurusu yaptığınızda bizden referans almanız çok önemli arkadaşlar. Bölüm başkanınızdan, dekanınızdan, hocalarınızdan referans almanız çok önemli akademik aşırma yaptığınız anda, akademik sahtekarlık yaptığınız anda böyle bir şeye yüzünüz olmayacak. İnanın, isteyemeyeceksiniz. Asla bu şekilde davranan bir öğrenciye referans vermeyiz. Asla gelecek hayatında onun arkasında durup onu savunacak hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla bu duruma hiçbir zaman düşmemeyi diliyorum. En önemlisi, üniversite farklı fikirlerin paylaşılmasıyla akademik ortamın gelişimine katkı verdiğimiz yer. Bu nedenle derslerimizde öğretim üyeleriyle, sınıf arkadaşlarımızla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Akademik ortamı bir şekilde bunlarla, yaptıklarımızla, yazdıklarımızla, konuştuklarımızla, tartıştıklarımızla geliştiriyoruz. Bu tür akademik tartışmalar, fikir alışverişleri bizim hayatımızın yani akademik yaşamın aslında merkezini oluşturuyor, özünü oluşturuyor. Dolayısıyla birbirimize güvenle yaklaşmalıyız ki akademik ortamın gelişimine katkı verebilelim. Lütfen bu yüzden akademik etiği, kaynakların, bilgilerin, fikirlerin uygun kullanımını emniyete almak için ama aynı zamanda bu bahsettiğim akademik diyaloğa, akademik ortamı geliştirme idealine değer vermeye devam etmek ve onu korumak için benimseyelim. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgiler arkadaşlar, hoşçakalın.